Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün sizlerle balık yemleyeceğiz. Şu an bu akvaryumu da herhalde net olarak ilk defa gösteriyorum. Ya da bilmiyorum, daha önce de göstermiş olabilirim. Bu akvaryumda şöyle sayın, iki tane gördüğünüz gibi tül kuyruk koyu var. Şöyle videoda biraz küçük gözüküyorlar sanki ama şu an hepsi zaten bir köşeye toplandı. Yem bekliyorlar. Burada 2-3 tane düz Japon var. Hatta bakayım, aynen 3 tane düz Japon var. Bir tane tül kuyruklu Japon var. Bir tane de yine burada bir... Bu orandaydı aslında. Ben burayı bunu ayırdım. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bu oranda aslında Ruikin kırması. Yani annesi Ruikin bunun. Babası da büyük ihtimal oranda olmuş. Ya da tam tersi. Bu oranda olmuş. Bunu da buraya ayırdım. Baharda orandalarda çiftleşiyorlardı. Kovalıyordu dişiler erkekler. Bu erkek. Hatta bu akvaryumun büyük ihtimalle tamamı erkek. Koyuları bilmiyorum bir tek. Daha doğrusu erkekler akvaryumu da yaptım burayı bir nevi. Şöyle bak, şu balığı da göstereyim hazır denk gelmişken. Balık şimdi şu an gördüğünüz gibi sapsarı. Hatta bir önceki videolarıma bakarsanız, bilmiyorum balığı hiç çektim mi ama yazındaki videolarıma bakarsanız bu balık bende 2-3 yıldır var. Balık mesela Japonlarda dediğim gibi, şimdi söyleyeceğim gibi renk değişimi olur Japonlarda. Bu balık şu an gördüğünüz gibi bakın siyaha dönmeye başlamış. Bu balık şu an kış ayındayız biz. Aralık ayındayız. Yaza kadar simsiyah olacak. Yazın tekrardan sararmaya başlayacak. Sonbaharda tekrardan siyahlaşacak. Böyle her bahar, her mevsim renk değiştiriyor Japon balıkları. Zaten daha önceki videomda mevcut. Geçen sene herhalde kışın bunun videosunu çekmiştim. Orada bu balık simsiyah. Evet, şöyle direkt yemlemeye geçeyim fazla uzatmadan. Şu şekilde arkadaşlar ben yemimi göstereyim ilk önce. Şöyle şu an buz buz hatta. Ben kendim el yapımı yem kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Parça parça buz buz. Şu şekilde şöyle küçük parçaları ilk başta bir atayım balıklara. Bu yemi arkadaşlar ben burada balıklara yem almıyorum daha doğrusu. Bu yemi kendim yapıyorum. Protein oranı olsun, diğer oranları olsun kendim ayarlıyorum. Şu şekilde zaten geliyorlar hepsi. Bakın gördüğünüz gibi hepsi bildikleri için geliyorlar. Hatta biraz daha atacağım şu an bunlara. Böyle şu şekilde. Hatta bir süre izleyin şöyle kısa bir süre. Şöyle tekrardan biraz daha atayım. Bunları şu an mesela ben de şöyle yemleme yapıyorum bunu. Size tavsiye ettiğimden değil, hani sonra sıkıntı olmasın. Benim balıklar alışık çünkü bu duruma. Ben şu an bir yemleme yaptım gördüğünüz gibi. Tekrar tüm balıkları sırayla bu şekilde yem vereceğim şimdi. Sonra en son baştan ikinci kez azar azar bir daha yem atacağım. Yani bir öğünde iki kez yemleme yapıyorum. Ben öyle yemleme yapıyorum. Balıklar da hatta yağlanmışlar, şöyle karınları şiş şiş. Biraz hafiften karanlık burası. Işık yaktım ama ben daha iyi görüyorum. Videodan biraz bozuk gözüküyor. Şöyle göstereyim. Şu an hepsi ağızlarına yem aldı. Japonlarda böyle bir özellik var, koylarda da. Ağızlarına yem alıp aşağı inerler genelde. Bu şekilde devam edeyim. Şu hasta balığa şöyle vereyim. Bu da bekliyor zaten. Gördüğünüz gibi bakın, şimdi onu aşağı gitti, kaçırdı. Onu bulur yer büyük ihtimalle. Sonra şuraya geçeyim. Burada dediğim gibi yeni balıklarım vardı. Hatta şu an o taraflarda geziyorlar bakın, fare şey gibi. Bunlar şu an soğuk, zaten alışmaları biraz süre alacak gibi. Bunları yem atıp geçiyorum. Bunlar Japonlar gibi değil. Şu an burası çok karardı. Hatta burada da balık vardı. Burada gözükmüyor. Şöyle devam edeyim. Bu havuza attım. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi bu havuza attım. Bir de şurada küçük bir gözükmüyor. Neyse, karanlık. O yüzden hiç göstermeye gerek yok. Orada küçük Japon yavrularım var. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Onlara attım yemi. Şu şekilde tekrar yem alıyorum şimdi. Şekilde arkadaşlar şöyle bakayım gözükecek mi? Burası da çok gözükmüyor. Şöyle şuraya da bir yem atayım ben. Burada da benim Japon yavrularım var. Oranda yavrularım var. Yaklaşık bayağı küçük boylar. Bir 5-6 tane var. 6 tane vardı herhalde. Bir 6 tane falan var. Onları da atıyorum yem sırayla. Şimdi hepsini göstereceğim zaten en son. Şöyle buraya geleyim şimdi. Buradakiler de yem bekliyorlar. Şu şekilde şöyle odaklayayım. Odaklayayım.
şekilde şöyle atayım. Bunlar da bekliyorlar zaten. Şöyle gördüğünüz gibi buz buz. Buzluktan çıkarttım bunu. Hafif eridi. Hatta ellerim de şu an üşüdü biraz. Bakın gördüğünüz gibi buz buz. Şöyle kırıp kırıp veriyorum. Bu arada böyle bir bu yem dana yürekli yem diye geçiyor. Böyle bir yem yapanınız veya yapan varsa aranızda verirken elinizi akvaryumlara sokup sokup vermeyin. Yani şu şekilde. Şimdi şu an bakın gördüğünüz gibi elinde parçaları kaldı. Bu akvaryuma sokup bir daha yem alıp başka akvaryuma vermeyin. Hastalık falan olursa hani bulaşmasın ya da yani hastalık oluyor, bakteri çakışması oluyor. Bakteri çakışması o kadar küçükten olmaz aslında da yine de siz yani benim tavsiyem vermeyin. Eliniz böyle kalsın, en son elinizdekileri verdiğiniz zaman bir akvaryuma komple elinizi sokarsınız. En son vereceğiniz akvaryuma. Ondan sonra başka sokmazsınız. Şöyle gördüğünüz gibi ben ikinciye bir daha yem veriyorum şimdi. Japonlar hakkında şunu söyleyeyim. Japonlara yem ne kadar verirseniz verin, koyular da öyle. Yerler yani. Bu akvaryumda böyle attınız, yem kalır gibi şu an, hatta yeme tekrardan tepki dediler. Yem kalır gibi düşünüyorsunuz, ilk başta görürsünüz. Birkaç saat sonra geldiğinizde veya 200 saat sonra geldiğinizde yavaş da olsa yemleri bitirirler. Yemmem kalmaz. Zaten koylar bitirir yani, koylar şu an hatta yediler dedi. Onlara biraz daha atayım ben. Yani biraz arsız Japon balıkları. Yedikçe yerler. Koylar da o şekilde. Bu şekilde hatta hala geliyorlar yani. Ben biraz da bol yem atarım arkadaşlar balıklara. Kışın çok soğukları hariç. Bu şekilde bunları az attım, hatta biraz daha atacağım şimdi. Şimdi kısa yutum hayvanları da göstereceğim size. Şöyle alayım bir daha yem. Tamamdır, buraya bu kadar yem yeterli. Şöyle bir dakika size havuzu seyrettiğim yem yemlerini görün. Aslında bunu hatta ayrı bir videoda sadece yem verdikten sonra bir yeri çekip yapabilirim. Şöyle ışık da vuruyor tam. Gün ışığı vuruyor tam da. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da ağzını alıyor. Yemeği bekliyorlar sonra. Şöyle size daha iyi gösterebilir miyim? Şu şekilde oluyor herhalde. Şimdi şöyle kısaca ben size tüm yeri göstereyim. Hatta bu arada arkadaşlar çatı biraz dağınık, burası çatı olduğu için, hatta şöyle çatıyı da göstereceğim şimdi size. Bir arkadaşımız yazmıştı dün yorumlarda. Dün müydü? Birkaç gün önce bir arkadaşımız yazmıştı. Çatıda bıldırcın sesi geliyor diye. Evet, şöyle göstereyim ben size kafesleri. Şöyle kafeslerce burada genelde özel tür besliyorum ben. Normal bıldırcın beslemiyorum da özel bıldırcınlar besliyorum. Böyle değişik değişik. Şöyle yakından göstereyim ben size hatta. Bu dişi olan. Şu an kaçtılar onlar. Biraz da korkaklar. Çatıda dağınık yani, şöyle görüyorsunuz. Hatta bak şurada şeylere yem vermeyi unuttuk. Hatta onları da vereyim. Bunları da bilmiyorum. Ben daha önce videoyu çektim mi ama çekmedim herhalde. Şöyle. Böyle göstereyim. Kerevitler var. Bu şekilde bunları da yem atayım şimdi. Bakın birisi de borunun içinde. Şu yandan gözükür mü? Aynen öyle gözüküyor. Bunlar büyük. 10-12 santim kerevit. İkisi de dişi. Benim kendi. Benim kendi dişilerimdi. Yavru aldım onlardan. Yavruları da var hatta. Şöyle şimdi sırayla çattaki soğukta yaşayan. Şurası sıcakta yaşayan zaten. Orayı şu an açmadım. Oraya daha sonra yemleyeceğim. Şu en üstteki akvaryumda Japon oranda yavrularım var. 5-6 tane küçük boy kaldılar. Onları da şu an oraya ayırdım. O şekilde devam ediyorum. Burada sıcakta yaşayanlar zaten. Şurada gördüğünüz gibi şöyle büyük bir akvaryumda koylar, Japonlar, düz Japonlar. Burası karma akvaryum. Buraya şey balıklar atıyorum. Beğenmediğim balıklar olur. Havuzda mesela birkaç beğenmediğim balıklar var. Şu an üreme mevsimi olmadığı için seneye büyük ihtimal onları da buraya atarım. Hatta seneye güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Şu koyların da tül kuyruk olmasını çok seviyorum. Ben tül kuyruk koyları. Seneye güzel çeşitler, güzel türler gelecek yani. Güzel çeşitliliğim olacak. Bu şekilde burayı da gösterdim. Sonra burası havuzum. Buradakiler de oranda zaten.
Şu şekilde şu kaplarda da spirelerim var. Şu an kış olduğu için azaldılar. Burada da hasta bir balık. Sonra şu yana havuza geçeyim. Burada da işte yeni getirdiğim balıklar var. Rainbow'lar. Şu şekilde şurada gözükmeyecek. Büyük ihtimalle aynen. Şurada da şu tuğlanın yanında küçük bir havuz daha var. Orada da hastalanmıştı birkaç yavrum. Oraya ayırmıştım. Bu şekilde arkadaşlar. Soğuktaki balıkları yenmedim bugün size. Balık yenme videosu çektim. Şuraya göstereyim. Burada da yeni akvaryum malzemeleri var. Filtreler falan. Bunlara da bakalım bir ayar çekeceğiz bir yerlere. Şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Başka bir günde sıcaktaki balıkları yemlerim. Onların videosunu çekerim. Herkese iyi hobiler diliyorum. Keyifli hobiler dilerim. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.